Leyla yanılmıyorsam 2017'de yani biz basında öğrendiğimiz kadarıyla yaşamını yitirdiğini öğrendik. Basından öğrendik. Daha öğrendiğimiz süre içerisinde işte cenazeyi nasıl alabiliriz? Kendi örf adetlerimize göre, dinimize göre, inançlarımıza göre nasıl defnedebiliriz diye uğraştık. Bununla ilgili birçok zorluklarla karşılaştık zaten. Basında öğrendiğimiz kadarıyla Bitlis'in Hizan ilçesinde bir yerde defnedildiğini duyduk. Mezarlık olan bir bölüm vardı. Orada defnedildiğini öğrendik. Sonra o mezarlıktan devletin gidip orada o cenazeleri yani Leyla'dan hariç 260 cenaze gibi bir cenaze daha vardı orada. Oradan çıkarılıp İstanbul'daki Kilyos mezarına götürüldüğünü, orada defnedildiğini duyduk. Yani defnedildiği yer de mezarlığı içi değildi. Bir mezarlığının kaldırım bölümüne kutular halinden yerleştirilmişti. Yani ile toprağa gömül değil, toprak yüzündeydi. Yani taşları kaldırdığımızda cenazeler ortaya çıkıyordu kutu kutu şeklinde dizilmişti o şekil. Kutu içinde bize teslim edildi. Bunu cenaze, biz ölümü haberi aldıktan sonra 4-5 ay sonra öğrendik Kilyos'a geldiğini. Habersizdik. Daha sonra biz basından okuduk. O Hizan'daki mezarlıkların devlet tarafından çıkarılıp Kilyos'a getirildiğini basından öğrendik biz. Aslında bunu öğrendiğimizde bizim cenazelerimiz de onun içinde olabileceğini düşünerek haber verdik. Adli Tıp Kurumu'na başvurduk. Evet, Adli Tıp Kurumu'na da başvurduk avukatlar aracılığıyla. İşte başvurma sürecimizde bayağı uzun sürdü. Yani bir sene falan sürdü. Yani biz başvurduk da gidin size haber veririz söylemiyle bizi gönderiyorlardı. Buna ilgili o süreçte şey yaptık. İnsan haklarına falan da başvurduk. İşte İnsan Hakları Derneği'ne başvurduk. Adli Tıp Kurumu'na başvurduk avukat aracılığıyla. Hatta orada bir basın açıklaması da yaptık. Cenazelerimizin orada olduğuna dair. Kilyos'a getirilene dair cenazelerimizi almamız için. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten bir insanın yaşamını kaybetmesi bir ailede, bir kardeşin gitmesi ise senin için büyük bir üzüntüdür zaten. O üzüntüyü tarif etmek zordur. Tabii bu üzüntüyü yaşarken cenazeni alıp kendi inançlarına göre, örf adetlerine göre, kültürüne göre kendi memleketinde mezarından işte defin işlerini yaparak defnedilmesi geliyor aklına insanın ilk önce. Tabii bu süreç o şekil gelişmedi. Cenazeleri alırken, cenaze işte ölüm haberi alırken Hizan'daki mezarlığında alıp kutular içine koyarak kemikleri, yani sadece kemik vardı. Kutular içine koyup Kilyos mezarlığına getirilmesi, orada mezarlığın içine değil de kaldırım taşlarının altına koyması insanı bir acı daha katıyor. Yani acının üstüne acı yaşıyorsun. Kendi kardeşinin cenazesini, kemiklerini bile sana verirken bile bir türlü zorluklarla karşılaşıyorsun. Yani insani olarak da bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Kendi insanını alıp, kendi kültürünü, kendi inancına göre götürüp defnedip insan bir huzur içine girmiş olacak o süre içerisinde. Tabii ki bunu yaşamadık. Birçok zorluklarla karşılaştık. Sürekli git, bir ay sonra gel, sürekli git size haber veririz gibi söylemler. Git gellerle 2-3 sene bizi uğraştı. Yani uğraştırdı. Cenazeyi alırken de zaten burada memlekete götürürken de cenaze arabasında da her yerde çevirmeler, her yerde zorluk çıkarmaları. Askerlerin sürekli denetiminde, kontrolünde. Defnetme sürecinde de mezarlıkta kimsenin, yani akrabaların, annesinin bile cenazeyi gelip orada rahat bir şekilde dua ederek kendi çocuğunu gönül rahatlığıyla defnedemedi. Orada askerlerin belirlediği sayı sınırları içerisinden biz defnet işlemi yaptırdık. Yani annemi, işte ben vardım.
2-3 tane de define yardım edebilecek kişileri bırak izin verdiler. Yani akrabalarımızın, köylülerimizin gelip orada cenazenin başına gelmesine bile zorluk çıkardılar, bırakmadılar. Yani bu tür süreçleri yaşadık biz. Şimdi şöyle bir şey vardı. Tabii ki cenazemiz olduğunu söylediğimizde ters tepkiler alıyorduk. Çünkü acımız daha yeniydi, daha büyüktü. Bunların bu şeylerine takılacak şey. Çünkü bu devletin yarattığı bir psikolojik, bir baskı psikolojisidir. Yani bir korku imparatorluğu yaratılmıştı. Yani kendi amcaları bile gelip mezar başında cenazesini defnedemediler. Çünkü devlet buna izin vermiyor. Böyle bir psikolojik yaratmıştı. Sen cenazeye gelirsen seni de alırım. Sen cenazeye gelirsen seni de döverim. Mesajı veriyorlar sürekli topluma. Verdiği için de bu baskı tabii ki bütün Kürt halkı üzerinde etki yaratıyordu. Yani kendi öz kardeşi bile cenaze gelmekten çekiniyordu. Bu konuları biz canlı olarak yaşadık yani. Bu psikoloji baskıyı yaşadık. Yaşadığımız için de çevremize de yansıyordu bu psikoloji baskı. Yani kendi öz akrabası düşünsene, senin bir yeğenin ölüyor. Sen bu yeğenin cenazesine gidip defnedemiyorsun. Bir dua okuyamıyorsun. Bir Fatiha okuyamıyorsun. Dilemiyorsun. Gönül rahatlığıyla o cenazeyi defnedemiyorsun. Bizim üzerimizdeki yaşanan bu baskı ta 1990'larda benim hatırladığım kadarıyla devam ediyordu. Sürekli köylere asker operasyonları, baskılar, ev baskınları. Yani 90'larda askerler köye baskı yaptığı zaman istediği adamı istediği evde çıkarıp linç edebiliyordu. Yani öldürdüğü zaman da kimse niye öldürdü diyemiyordu. Çünkü 90'ların faili meçhulları o zamanlar menşurdu. 17 bine yakın faili meçhul gitti. Herkes o psikolojideydi zaten. Bu devlet bana ne yaptı? Bana hiçbir şey, baskıdan, iskenceden, zulümden başka hiçbir şey yapmadı ki. Bir yaşam sürmedi ki. Dilimi yasakladı, kültürümü yasakladı. Kendime yaşam alanı bulamadım ki. Sürekli kısır bir döngü yaşam içerisinde benim yaşamıma izin verdi. Bugün milyonlarca insan cezaevlerinde. Yani bugün cezaevindeki süreçle dışarıdaki yaşam birbirinden farksız değil. Bu cenazelere yapılan zulümdür. Bak dinimizde bile ölmüş bir insana hiçbir şekilde İskence yapılmaz, müdahale edilmez. Çünkü ölmüş gitmiştir, artık dünyayla bağ kopmuştur. Sen bunun üzerinde bir yerlere mesaj veremezsin. Bu zulümdür, yani en büyük zulüm budur bana göre. Yani mezarlara gidip cenazelere saldırmak. Ölmüş bir insana artık senden ne gibi bir sorgulama yapacaksın ki? Sen ne gibi bir tehlike bekliyorsun ki saldırıyorsun? Leyla Dınava toplu meyda pır dokuest huzur heve, hakaret tüneve, Leyla yeki morali ve hu ahlaki ve ne başban ne rımba Leyla kabul netkir. Dugu hu ahlaki te ne rımdi, hu ne baskın yedikir. Dugu hun rabu hun teri ulan. Dugu da aldı sınıf eda. Dokundun eda, dokul sen me baskını dekir, derse merin ne da me meveken ne dekir, doku hat azmırat doku murabun terolun. Leyla, vere baskını diyet, bunu hakaret eda bu. İşte arabizim, karabu kaydı, okulay ki açık yönetimi. Hem dokund hem de xebeti, duyu zorluk eda bu. Hatta ruki müzira mı gül Leyla mı gül Allah mı perzolak edimir da. Ego dayım çekin, gül babu kalim eda vela ve gül ne gül zulüm edim ben. Gül mat ebavim ne di babim çıkab iskendic. Babim ha iskendic çünkü gül az iskendic bir anak. Leyla da sevi perzi zulüm da gül zulüm kızadı be zulüm şınadı be. Gözün perd beni zün meydanın. O hemzi cenazevi zümezel der kız. Hemzi kâ, yani cenazevi kıza kâ, kuşuna kıza kâ, mırna kıza kâ, min neydi? Acıyavi girane. Kır hakkına ediyiz, acıyız ortad heye. Züvye acıyız ortad, züvye zülmeyiz ortad heye. Ege nebge bırak yardımcı ben.
İyi ne bir ezgazi, dayı ki milleti hakkı koy, değerli, düşünceli, insan, bir şefkat, bir rahm. Ezgazi güçlük adıkım, ege ucdan, şefkat ve rahm. Dizi ki ve de hebe, jümerra bibin yardımcı, şu hakkı koyra, şu hafsız zindan ara, şu aslı bir evgara, şu milleti koyra bibin yardımcı. Biraz zulüm yedilmeye ne be, biraz zulüm sevmezliğinden ne be. Böyle bir zargım elbet çabeyim, ne yıkırsın, böyle bir baskınlığı ne de mi alayım? Böyle yedilmeye zulmü ne ki, hakareti ne ki, ne bir hünter olur. Hem insanın, milletin, Kürdün, çı Alep, çı Kürt, çı La, çı Türk farkı tını. Kaday Teala gava zorgeta adam, onu yürü dünyayı tevvek hebe, hakkı tevvek hebe, yaşama tevvek hebe. Ama aresi içi zatı, insanı nezan, zalim, zümkar aresi içi ki yağdıya milleta. Milleta şeba ayrılmış ki yüzülmedi ki.